Bugün bir görev devri teslimi için bir araya toplandık. Hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Müçimen hocamıza Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Saygıdeğer il müftülerimiz, ilimizin çok kıymetli ilçe müftüleri, Malatya'mızın çok kıymetli Diyanet ailesinin mensupları, kardeşlerim. Ben bundan 5 yıl önce bu kürsüde 21 Nisan 2014 tarihinde aranıza katılmıştım. Hatırladığım kadarıyla ki hepsini aşağı yukarı hatırlıyorum. Bugün Malatya Diyanet ailesine katılmanın mutluluğunu yaşıyorum demiştim. Bugün itibariyle 5 yılı aşkın zamandır Malatya'dayım. Malatya'da olduğum süre içerisinde elhamdülillah Malatya Diyanet ailesiyle Diyanet kurumunun şahsına uygun, kuruluş felsefesine uygun hizmetler ürettiğimize inanıyorum. Elimden geldiğince sizlerin de gayretiyle Malatya Müftülüğü ve Diyanet ailesinin bütün personeliyle, mensuplarıyla birlikte yardım ve destekleriyle Malatya'mızda Diyanet İşleri Başkanlığımızı temsil etmenin gayret içerisinde olduk. Uhdesin milletimizin bütününü kucaklayıcı, her bir ferdinin, her bir mezhebinin, her bir meşrebinin müftüsü ve temsilcisi olmanın gayreti içerisinde oldum. Bizde sevgili peygamberimizin bize olan... Bugün böyle değişik duygularlayız. Bir taraftan hocamızı uğurluyoruz. Bir taraftan da yeni bir göreve başlamanın heyecanıyla burada sizlerle müşerref oluyoruz inşallah. Ben öncelikle saygıdeğer Ümit Hocam'a burada yapmış olduğu son 5,5 yıla yakın bir sürede yapmış olduğu güzel hizmetlerinden dolayı, burada kurumsal manada kalıcı eserler bıraktığından dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gıyabında da dua edeceğiz. Allah var etsin. Sizlere teşekkür ediyorum. Burada hocama kadar geçen süre içinde burada ne kadar emeği geçen müftümüz varsa, hayatta olanlara Allah'tan sağlık, afiyet, dar-ı bakaya irtikal edenlere de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yine aynı şekilde burada emeği geçen, buradaki çalışan kimler varsa, memurlarımızdan her kademede çalışan kimler varsa, hakeza Malatya'mızda cami hizmetlerinde, din hizmetlerinde ne kadar emeği hizmeti geçen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa, onlara da teşekkür ediyorum. Onlardan da Allah razı olsun. Onlardan da ahirete göçenlerin hepsine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki kurumlar şahıslarla baki değil. Bugün hocamız devretti. Bizim burada Allah sağlık afiyetle inşallah vazife yapmayı beraberce nasip eylesin. Bizim de bir miadımız var. O vakit geldiğinde inşallah biz de bunu başka bir kardeşimize, hocamıza teslim edeceğiz. Önemli olan hoş sada bırakmak. Hoş sada bırakmak için hocam güzel bir cümle söylemişti. Akıbet hayır. İnşallah bizim de niyetimiz hayır olacak. Niyetimiz hayır olursa inşallah akıbetimiz de hayır olacak. Çünkü Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde malumlarınız وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّمْ سُبِلَنَا İnşallah bizim gayretimiz Allah'ın rızasını kazanmak için, hayırlı işler yapmak için olacaktır. Allah da hepimize, hep beraber bize
bu yolculuğumuzda güzel yolları, hayırlı yolları, muvaffakiyetleri hepimiz için açsın diye ayrıca niyaz ediyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Peki.